8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle tüm kadınlarımızın bu gününü kutluyoruz ve onları tebrik ediyoruz. Her yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde uğradıkları haksızlıklardan, kadın haklarından, ekonomiye katkılarından ve ne kadar kıymetli olduklarından bahsedilir. Akşamında her şey biter ve ertesi gün bir önceki gün söylenenler unutulur. Ta ki bir sonraki 8 Mart'a kadar. Bizim esas konuşmamız gereken bu bir yıl içerisinde kimler ne yapabilmişse onun ortaya konulmasıdır. Veya daha ne yapabiliriz onların konuşulmasıdır. Sebebi olmadığımız savaşların en ağır sonuçlarının kadına yüklenmesi, öfkeli kocanın karısını öldürme hakkını kendinden görmesi, merhametsiz evladın dayağını, cinsel istismarları, dışlanmaları, siyasal ve sosyal alandaki ayrımcılığı, kısacası dünyanın yükünü kadınlar sırtlarından taşıyorlarsa ve bizler de bir şeyler yapamıyorsak, biz acaba neyi kutlamış oluyoruz? Bizlerin istekleri ayrıcalıklı haklar değil, insan olarak herkese verilen hakların kadınlara da verilmesidir. Sesimiz veya sessizliğimiz, bilmişlik veya bilmezliğimizden değildir. Sadece yeterince anlaşılamadığımızdandır. İnsanların veremediği hakları veya kıymeti Allah-u Teala bir surenin ismine Nisa yani kadınlar diyerek ve başına da ayet indirerek ayrıca Peygamberimizin de her defasında vurguladığı veda hutbesinde bile Allah'ın emanetine sahip çıkılmasını ümmetine vasiyet etmesi kadının ne kadar kıymetli olduğunu gösteriyor. Ayrıca annelik hakkıyla onu taçlandırıyor. Allah kadını fıtratının gereği anne olarak yaratmıştır. Kadının bu fıtratına aykırı işlerde çalıştırılmak zorunda kalması, ekonomik özgürlük söylemleri, annelik görevlerinin bakıcılara veya kreşlere verilmesi aile yapısında kopukluklara sebep olmaktadır.